Merhaba dostlar, bugün sizler için evde ve apartmanda bakılabilecek köpekler serisinin ikinci videosunu yaptık. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Havanese. İnsanlarla çok iyi anlaşan bu ırk, tarih boyunca sahiplerine çok yakın olması nedeniyle ilgi çekti. Bazı dönemlerde bu özelliği nedeniyle Türkçesi yapışkan anlamına gelen lakaplar alan Havanese, fazlasıyla sevecen ve tam bir aile köpeği. Çok sosyal bir ırk olması nedeniyle uzun süre tek başlarına yaşayamayan Havanese köpekleri, tek başlarına bırakıldığı zaman strese girebiliyor. Ev içerisinde bile sahibini odadan odaya takip eden bu ırk, her zaman insan ilgisine ihtiyaç duyuyor. Havanese ırkı fazlasıyla zeki ve gözlemci. Her türlü numarayı kolay şekilde öğrenebilen ırk, aynı zamanda tüm gün kucağınızda oturarak etrafı izlemekten de çok hoşlanacaktır. Havanese köpekleri her ne kadar sosyal olsalar da ilk kez tanıştıkları insanlara karşı biraz çekingen olabiliyor. Bu gibi durumlarda köpeğinizin misafirleri uzaktan seyrettiğini veya saklandığını görebilirsiniz. Boyutları küçük olsa da çok ciddi bir enerji seviyesine sahip olan Havanese köpeklerini mutlaka uzun yürüyüşlere çıkarmalısınız. Buna ek olarak yürüyüşleriniz sırasında mutlaka enerjisini harcayabileceği oyunlar oynatmanız tavsiye ediliyor. Havanese ırkından köpekler ev içerisinde yaşamaya uygun. Bahçede veya dışarıda yaşamak için fazlasıyla zayıf. Eğer yeteri kadar egzersiz yaptırılırsa Havanese ırkı köpeğinizi sorunsuz şekilde evde besleyebilirsiniz. Havanese köpekleri aileler için ideal. Her yaştan çocuk ile bir arada yaşayabildikleri gibi farklı ırktan köpeklerle ve diğer ev hayvanları ile birlikte yaşayabiliyorlar. Fino cinsi köpekler kendi türleriyle çok iyi geçinir. İtaat seviyeleri çok yüksek olan Fino köpeklerinin yabancılara karşı davranışları da ılımlıdır. Oyunculukları çok iyi olan Fino köpekler bu özellikleri nedeniyle çok iyi eğitilmektedir. Uysal ve zeki olan Fino köpekler hareketli ve canlı özellikleri ile her an oyun oynamak isterler ve yerlerinde duramazlar. Dikkat seviyesi yüksek olan Fino köpekler zaman zaman çok havlayarak rahatsız edebilirler. Bekçilik yetenekleri itaatkar yapılarından dolayı çok iyidir. Yaşam alanlarına çok kısa sürede uyum sağlayan Fino köpekler ayrıca çabuk hastalanabilmektedir. Fino köpeklerinin birçok farklı cinsi vardır. Ev içerisinde beslenebilecek en iyi Fino köpek türüdür. Çocuklarla çok iyi anlaşan Pekines Fino köpeği sevecendir ve korumacı bir özelliğe sahiptir. Tüylerini çok fazla dökmemesine rağmen ayda bir kez tımar edilmesi gerekmektedir. Bakımı çok kolay olan Pekines Fino köpeği ile oyun oynamak da çok zevkli. Korgi. Çok zeki, itaatkar, koruyucu ve güçlü bir köpektir. Sadık ve sevecendir. Fakat yabancılara karşı çekingendir. Sahibini mutlu etmekten hoşlanan enerjik ve aktif köpeklerdir. Çocuklarla iyi anlaşır. Oyunlarını küçük bir çocuğa, bir yaşlıya veya engelli bir insana göre adapte edebilir. İyi bekçilik yapar. Tehlike durumlarında havlayarak işaret verir. Fakat fazla avlamaya eğilimlidir. Daha hareketli ve heyecanlıdır. Diğer çoban köpeği ırklarında olduğu gibi insanların, özellikle küçük çocukların gütme amacıyla topuklarını ısırma eğilimi vardır. Fakat eğitimle bu davranışları düzenlenebilir. Köpek dışındaki diğer petlerle ve diğer korgilerle iyi anlaşır. Fakat özellikle erkekler diğer köpeklere karşı agresyon gösterebilir. Orta uzunluktaki çift katmanlı veya suya dayanıklı bir kürk yapısı vardır. Tüylerinin bakımı kolay bir ırktır. Sadece gerektiğinde banyo yapılmalı, düzenli olarak fırçalanmalı ve taranmalıdır. Yılda 2 kez tüy değiştirir. Aktif ve enerjik köpeklerdir. Kilo almaya yatkın oldukları için bu hareketliliğin devamı teşvik edilmelidir. Koli. Elbette her köpek sahibi kendi köpeğinin en zekisi olduğuna inanır. Bu bazen doğru olsa bile en zeki köpek cinsleri üzerinde yapılan araştırmalar her zaman daha güvenilir bir kaynaktır. Diğer yandan belirtmekte fayda var ki bir köpek kağıtta ne kadar zeki olursa olsun tam bir potansiyelle ancak ve ancak sahibinin ilgisi, şefkati ve sevgisiyle ulaşılabilir. Her ne kadar her köpek bir noktaya kadar eğitilebilir olsa da bazı köpek cinsleri vardır ki bu eğitime çok daha meyilli bir yapıya sahiptir. Köpeğinizin genetik yetkinliklerini anlayabilmek ve içindeki doğal zekayı ortaya çıkartacak motivasyonu bulabilmek çok önemlidir. Koliler enerjik, şefkatli ve tabii ki de zekidirler. Gerçekten çalışkan bir köpek olan bu cins özellikle atletizm, çeviklik ve çobanlık konusunda başarılı bir türdür. Kolilerin imzası niteliğindeki özelliği ise sürüdeki diğer hayvanlara yönelttikleri koruyucu ve yoğun bakışlardır. Boston Terrier. Amerikan beyefendisi olarak bilinen Boston Terrier canlı, zeki ve yumuşak kişiliğe sahiptir. Hatta oldukça şefkatli olduğu da söylenmektedir. Ancak bazen inatçı bir yapıya bürünebilmektedir. Bu yüzden tutarlılık sağlaması için düzenli eğitim ve sosyalleştirme gerekmektedir. Öte yandan insanlara karşı çok sevecen olan tür anlayışlı bir köpektir. Sahibine karşı sadık ve itaatkar olduğu bilinmektedir. Her daim çocuklarla iyi geçinme taraftarı olup onları asla incitmek istemeyecektir. Boston Terrier köpeği son derece sosyal kişiliği özelliğiyle dikkat çekse de çocuklarla bir araya getirilmesi için yavruluktan itibaren aileye dahil edilmelidir. Beraberinde iyi bir eğitim ile çocuklara karşı son derece nazik olabilen bu tür cüssesiyle istemsizce daha küçük çocuklara zarar verebilmektedir. Bu genellikle çarpma ya da ısırmadan kaynaklı olabilir. Öte yandan çocuklarınızın Boston Terrier köpeğiyle vakit geçireceğinde nasıl davranması hakkında bilgi vermeniz önerilmektedir. Köpeğin kulak, kuyruk ya da uzuvlarından çekmesi durumunda saldırganlaşabilir. Diğer evcil hayvanlar ile de küçüklükten itibaren tanışması durumunda sıkı bir arkadaşlık kurabilir. Fakat yabancılara karşı her daim dikkatli davrandığını unutmayın. Şitsu. Ev hayvanları ve çocuklarla iyi geçinirler. Havlama davranışlarını nadir gösterdiklerinden dolayı bekçi köpeği olmaya uygun değillerdir. Eğitimde devamlılık ve ısrar önemlidir. Evcilleştirme zor olabileceğinden dolayı sabır en önemli unsurlardan biridir. Hayatı boyunca tımar edileceğinden dolayı yavruyken bu yönde eğitim verilmelidir. Tüylerinin birbirine dolaşmasını engellemek için düzenli tımar ister. Her gün tüyler taranmalı ve ayda bir profesyonel ellerde tımar edilmelidir. Yüzün etrafındaki tüylerinin göz önüne gelmemesi için bir kurdela ya da toka kullanılmalı. Daha kısa tüylü olanlar ise daha az tıraşa ihtiyaç duyarlar. Özel göz damlası gözlerini temiz tutmak için kullanılması gerekebilir. Tırnaklar aydan aya kesilmeli, yemekten sonra yüzü silinmeli ve kulaklar düzenli temizlenmelidir. 11 ila 14 yıl arası ömürleri vardır. Samoyed. Samoyed cinsi köpekler bembeyaz yumuşak tüyleri ve sevimlilikleriyle tanınırlar. Dik kulaklı köpek cinsleri arasındadır. Uzun bir kuyruğa ve bolca tüye sahiptirler. Bunun nedeni soğuk iklim ırkı köpek olmasıdır. 10 ila 12 yıl ömürleri vardır. Bu ırk ismini Kuzey Sibirya'da yaşamını sürdüren Samoyedlerden almaktadır. Samoyed cinsi köpekler sürekli hareket halinde oldukları için bahçeye ihtiyaç duyarlar. Sıcak iklimlere uygun değildirler ve her gün egzersiz şarttır. Samoyedler mevsimlere göre tüy dökümü yaparlar ve bu yüzden tüylerini sürekli taramak gerekir. 15 günde bir kuru şampuan ile taranmalıdır. Fiziksel yapısı erkeklerde ve dişilerde değişkenlik gösterir. Sert bir köpek değildir. Kavgadan hoşlanmaz ama kavgadan da kaçmaz. İyi huylarının yanı sıra tek kusuru çok fazla havlamasıdır. Tek başına uzun bir zaman boyunca bırakıldığı zaman eşyalara zarar verebilir. Basenji, av köpeği olması nedeniyle oldukça özgür bir yapıya sahip. Buna paralel olarak gelişen zekaları direkt olarak farklı bir karakter edinmelerini sağlıyor. Gözlem yeteneği çok kuvvetli olan Basenji, hareket halinde nesneleri çok iyi takip edebiliyor. Kuş, tavşan veya kedi her türlü hareket halindeki hayvanı kolayca takip edebiliyor ve izini sürebiliyor. Farklı bir karaktere sahip olan Basenji, komutlara tek seferde uymamak gibi ilginç bir özelliğe sahip. Bir komut verdiğinizde bu komutu gerçekten yerine getirip getirmek istemediğini düşünerek buna göre hareket ediyor. Bu nedenle bu ırka biraz başına buyruk demek doğru olacaktır. Eğitimleri sırasında oldukça dikkatli olunması gereken bu ırk, sert eğitimlere karşı daha inatçı hale gelebiliyor. Eğer eğitim sırasında küstürürseniz daha sonra asla komutlarınızı dinlememe ihtimali mevcut. Av köpeği olması nedeniyle günlük olarak kesinlikle egzersiz yaptırılması gerekiyor. Buna ek olarak bahçede beslemeniz halinde bahçenizi korunaklı hale getirdiğinize emin olmalısınız. Çok çevik bir ırk olan Basenjiler yüksek çitlerden bile atlama yeteneğine sahip. Bu ırk çocuklarla oldukça iyi geçinebiliyor. Özellikle birlikte büyüdüğü çocuklara karşı özel bir bağ geliştiriyor. Toy Poodle çok zeki ve korumacı köpeklerdir. Önceden bilin diye söyleyeyim, çok havlayabilirler. Özellikle yuvasını korumak için zil veya telefon çaldığında havlamaya başlarlar. Bununla beraber eğer gürültülü ve stresli bir ortamda yaşıyorsanız Toy Poodle'lar sizin için pek de doğru olmayabilir. Çok hassas olan toylar insanların stres hissiyatıyla empati kurup mutsuz olabilirler. Köpekler arasında insanların duygularını sezebilme yeteneği en gelişmiş olanlar Toy Poodle'lardır. Sakin ve huzurlu ortam ararlar. Toylar ortalama 15 yıl yaşarlar ama bu süreçte hastalanma ihtimalleri çok yüksek. Bunlardan biri de göz ve eklem hastalığıdır. Köpeğinizin sağlığı için yılda bir kere veteriner kontrolünden geçmesinde fayda var. Çocuklarla arası muhteşemdir. Çocukların kokusunu alıp onlara daha sıcakkanlı yaklaşırlar. Fakat evinizde küçük çocuk veya bebek varsa toyunuz bundan pek hoşlanmayabilir. Daha önce bahsettiğim gibi toylar gürültülü ortamda yaşamazlar. Apartmanda yaşıyorsanız bir Toy Poodle sizin için son derece uygun olacaktır. Tüy hiç dökmezler. Minik bedenleri yerde neredeyse hiç ses çıkarmadan koşar. Ama evden dışarıya çıkarıp gezdirmeyi ihmal etmeyin. Sibirya kurdu ya da asıl adıyla Husky. Soğuk iklimi severler. Bu zorlu hava koşullarına gereken uyumu sağlayarak yaşamlarını sağlıklı bir şekilde yürütebilirler. Husky'ler soğuk iklim hayvanı olsalar da oldukça sıcakkanlı ve dost canlısı hayvanlardır. Çocuklarla iletişimi oldukça kuvvetlidir. Sadık bir dost ve koruyucu bir kahraman olabilirler. Sibirya kurtları oldukça dayanıklı ve kuvvetli hayvanlardır. Günümüzde evlerde beslenen hayvanların başına gelseler de Alaska ve Sibirya bölgelerinde kızak çekmek için kullanılırlar. Sibirya kurtları genellikle buz mavisi göz rengine sahiptirler. Bu da köpek sahiplenme konusunda hayvanseverlerin ilgisinin Husky'ler üzerinde yoğunlaşmasındaki en önemli etkenlerdendir. Husky'ler güçlü ve kuvvetli olmalarının yanı sıra oldukça uysal hayvanlardır. Diğer hayvanlarla da iletişimleri oldukça kuvvetlidirler. Sibirya kurdunun sahiplenici özellikleri oldukça gelişmiştir. Çevrelerinde sahiplerine karşı gelebilecek tehdit unsurlarını içgüdüleri doğrultusunda hızlı bir şekilde hissederek karşı tepkiye geçebilirler. Husky'ler kesinlikle sıcak havayı sevmezler. Sıcak hava hareket yeteneklerinin azalmasına ve hayvanın durgunlaşmasına sebep olarak üzerine psikolojik baskı oluşturabilir. Son olarak masmavi gözlerini, bembeyaz tüylerini aldanıp onları kendi iklimlerinden ayırıp evlerinize hapsetmeyin. Zira Türkiye'deki iklime hiç mi hiç uygun değillerdir. 3-5 kuruş para kazanacağız diye onları doğalarından mahrum bırakıp eziyet edenlere ortak olmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.